Hani derler ya, futbolun yalnız adamları. İlginç hikayeleriyle Bursaspor'umuzun kalesinden kimler geldi, kimler geçti? Peki en çok konuşulanlar kim oldu? Onlar Bursaspor'umuzun kalesinde devleştiler, ayakta alkışlandılar, kimi zaman penaltılarda, kimi zaman da en tehlikeli forvetler karşısında mucizeler yarattılar. İşte Bursaspor'umuzun performanslarıyla ve hikayeleriyle unutulmaz filebekçileri. Bursaspor'umuzda unutulmaz kaleciler denince kuşkusuz akla ilk gelen isimlerden biri Rasim Kara. 1972 yılında Uşakspor'dan transfer edilen ve Kıbrıs Savaşı'nda dönemin ünlü filebekçisi Osman Uçaner'in esir düşmesiyle kaleyi devralan Rasim Kara. Özellikle Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen kadroda da başarısıyla dikkat çekti. Laboratuvar takımı olarak da adlandırılan Dinamo Kiev'e Bursaspor'un çeyrek finalde elenmesine karşın Ruslar tarafından alkışlanan isimler arasında yer alan Kara, milli takımda da uzun yıllar görev yaptı. Beyefendi kişiliğiyle dikkat çeken Rasim Kara, 1997-1998 sezonunda Bursaspor'umuzda teknik adamlık da yaptı. Şampiyon olan Lig A kadrosunun unutulmaz isimlerinden biriydi kaleci Yavuz Eraydın. 2005-2006 sezonunda yine Lig A'da şampiyon olan Sivasspor'dan geldiği Bursaspor'umuzda ilk sezonunda farkını da gösterdi kaleci Yavuz. Aynı istikrarı Süper Lig'de gösteremese de uzun saçları ve beyefendi kişiliği Yavuz Eraydın'ın Bursaspor camiasının unutulmaz kalecileri listesine girmesi için yeter de artar bile. Her kalecinin agresif yönü ve halk deyimiyle biraz da çılgın tarafları vardır ya. Şenol Karagöl'de Bursaspor'umuzda forma giyen ve bu tanıma en uygun kalecilerden biridir herhalde. 1997-1998 sezonunda ayak bastığı takımımızda 2001-2002 sezonuna kadar görev alan Karagöl, zaman zaman sinirlerine hakim olamaması ve ayrıca kaledeki cesur duruşuyla da yeşil beyaz renklerimizin unutamayacağı isimleri arasında yer aldı. ...2007-2008 sezonunda transfer olan ve sadece bir sezon oynayan Venezuelalı Reni Vega. Ani çıkışları ve yan toplarda tek elini kullanması Vega'yı unutulmazlar arasına sokan başlıca özelliğiydi. Unutulmaz filebekçilerimizde sıra Reni Vega'nın. Kuşkusuz yakın dönemin ilk sırasında Bursaspor'umuzun unutulmaz kalecileri arasında olmazsa olmazdır Harun Tekin. Süper Lig şampiyonluğunun ertesi sezonunda kadroya dahil edilen, çok önemli isimlerin arkasında sabırla bekleyen, kimi zaman duygusallığıyla da ön plana çıkan ancak en çok da kurtardığı penaltılarla Bursaspor kalesinde rekorlar kıran Harun, taraflı tarafsız tüm kesimlerin beğenisini kazandı ve yıllarca ayakta alkışlandı. Bursaspor'un unutulmaz kalecileri listesinde ay yıldızı formayı da terleten Harun Tekin'le devam ediyoruz. Bursaspor'umuzun kalesini koruyan belki de en şöhretli isim oldu Sebastian Frey. Geldiğinde büyük yankı yarattı ancak gidişiyle de adeta kök söktürdü. Christoph Daum'un vazgeçilmezi olan Frey'in performansı transferi kadar etkili olmasa da Fransız kaleci yakın dönemin unutulmazları arasına girmeyi başardı. Kariyerinde Inter ve Fiorentina gibi kulüpler bulunan Frey'in durumu sonrasında ise Harun Tekin'e tam 4 sezon unutamayacağı başarılar yaşayacağı fırsat yarattı.
Üç kuşak futbol ailesi olarak nitelendirilen kardeşler ailesinin en sükseli ismi de denebilir Eser kardeşler. Baba lakaplı İsmet kardeşlerin de oğlu olan Eser kardeşler. Kısa boyuna rağmen genç yaşta kaleye geçip oynadığı maçlarda devleşerek unutulmaz isimler arasına giren file bekçisi olmayı başardı. 1980'li yıllarda Bursaspor Kalesi'nde unutulmaz maçlara imza atan Eser kardeşler, 1986'da kazanılan Türkiye Kupası finali kadrosunda da yer aldı. Spor kamuoyu onu Bursasporlu Osman diye tanır. 1.90'ı geçen boyu ve sağlam fiziğiyle 12 yıl Bursaspor'un kalesini koruyan Kıbrıslı Osman Uçaner. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre önce eşi ve çocuklarıyla tatil için gittiği Limassol'deyken Kıbrıs Harbi başlamış ve Rum Milli Muhafız Ordusu askerleri tarafından tutuklanarak esir düşmüştü. Uçaner ailesi Kıbrıs'ın cehennem sıcağında tam 94 gün gözaltında tutularak esir muamelesi gördü. Bursasporlu yöneticilerin FIFA nezdindeki girişimleriyle serbest bırakılan Osman Uçaner bir daha Rum tarafına dönmemek üzere Türkiye'ye dönüp 1978 yılına kadar Bursaspor'un file bekçiliğini, 1979'da da jübilesini yaptı. Kimler unutabilir ki Intertoto kadrosunu? Üzerinden yıllar geçse de Neşet Hoca'lı, Baliçli, Ercüment'li, Mususili efsane kadro dün gibi hafızalarda. Ve tabii ki kaleci İko Gançev, unutulmaz kaleciler sırasında Bursaspor'umuza forma giyen efsane file bekçisi var. Kaleciliği kadar sempatik tavırları ve sıcakkanlılığıyla taraftarın unutamadığı isimdir Gançev. Şampiyonluk kadrosu zaten Bursaspor'un unutulmayacak en temel taşlarından biri. Hele ki kaleci Ivankov. Bulgar eldiven 2008-2009 sezonunda geldiği Bursaspor'umuzda kazanılan şampiyonlukta kalede duruşu kadar penaltının attığı gollerle de akıllarda kaldı. 2009-2010 sezonunda ligde attığı 4 penaltıyı da gole çeviren Dimitar Ivankov taraftarın da sevgilisiydi. Bulgar eldiven ayrıca Timsah'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalesini koruyan ilk isim olarak da tarihe geçti.